Evet. Alalım malzemelerimizi. Şöyle 64'lü yapalım. Bunun karşısını dizeceğiz bunları. Önce aslında bir ayırma sistemini mi dizseydik? Fluid router'ı verelim önce. Kırmızıdan buradan bir de yer altından veririz. Aslında şöyle yapabiliriz. Bak bunu buradan kırarız. Giriştir üstten veririz yine. Hayır, bu değil. Şuradan alttan veririz buna, tamam mı? Aşağısında ne renk olduğu önemli değil. Şöyle yaparız. Yeni bir şey deniyorum da. Daha önce denememiştim böyle bir şey. Düşünce içerisindeyim. Şeyden bu daha mantıklı ya şeye göre. Kalite göre daha mantıklı. Daha az yerde daha fazla depoluyor. Ömer Özgür, günaydın bu arada, hoş geldin. Tamam, kabloya dengeli olmadık. Böyle miydi? Herhalde böyle. Tamam, çok değişik bunun da alma şekli. Allah aşkına bu nedir ya? Bu kabloları birbirinden ayırabiliyorduk, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tamam, ayırdık. Oraya zaten bağlanmıyorsun. Seni bu şekilde buraya veririz. Hangi renksin sen? Yeşilsin. O hatırlıyor da bunu. Buraya bağlanmıyor. Okey. Yeşilden diyeceğiz ki bir bucket versin bana. Hatta 3 tane bucket yapalım. Bakalım ne veriyorsun şansımıza? Gasolin verdi. Yani gasolini ikinciye koymak istiyorum ben. İkinci de buradan gelsin. Bunun burasıyla bağlantısını kesiyoruz. Tamam. Hatta ben 3 tane şey de yapayım, öyle devam edelim ya. Eyvallah, bayağı güzel yaptık. 79 tane daha yaparım ben bunu kesin. Keşke Wand'ı olduğunu atasa. Biliyorum ben Wand kullanmayı sevmiyorum bunda. Hoşuma gitmiyor. Elle yapmayı daha çok seviyorum. Kolay zaten. İki sıra koymak için Wand'la mı uğraşacağım bir de? Şunu alacaktık. Seed durumu ne? Bakalım. Seed 10 numara. 31 tane azalmış. Sıkıntı yok. Seedlerde harikayız. Enerjimiz de 10 numara. Süperiz yani, bir sıkıntı yok. Şimdi şunu da yapacaktık. Neyse, bir tane daha yapalım. Üçüncüyü ekleriz. Ben ne yapıyorum? Sapıttım.
Katta aç göz ama. Burası kapalı olacak. Tamam, sen ikincisin. Bir de üçüncü var. Bunlar birikmiş burada. Bir ölüyorlar bari. XP ne kadar olmuş? 296 bin. İyi. İyi. Güzel sayı. Tamam. Şuradan bir kıralım da buradan bir şey aktarmaya çalışmasın bu. Bakayım çalışmış mı? Çalışmış galiba. Ha, yok çalışmadı, tamam. Bunu ben 50 almıştım. Sıkıntı yok. Sen buradan geleceksin. Senden hemen bir tane daha yapalım. Tamam herhalde. Allah. Şimdi gasolinin hangisine gelmesini istiyorum? Gasolinin buna gelmesini istiyorum ben. Neden derseniz ben de bilmiyorum. Ve gasolin buna gelmesin. Gasolin buna gelsin. Tamam. Üstteki rengi yine unuttum. Beyaz. Diyeceğiz ki buna. Beyazdan gasolin çıkar. Garanti olsun. Tam bir tane koymuşuz. Koyamıyoruz zaten. Koyabiliyormuşuz. Ve de ben hepsine koyuyordum bunu. MBT datalık bir olayımız yok. Tamam. Gasolin buradan çıkacak diyoruz. Koyunca evet gasolin gitmeye başlıyor galiba. Evet gasolin gidiyor. Bakın 10 kova oldu. Gasolin gidiyor. Gasolin buraya geliyor. Gasolin gittiğinde şunu bir durduralım tabii bir yandan. İkide bir üretmeye devam etmesin. Bu gasolini şu aşamada yapabileceğimiz çok bir şey yok. Mixer'da napalma çevriliyormuş. Bu stage'de çok bir kullanım alanı yok. Diğer stage'de önemli olacak gasolin. Zilyanız, aleykümselam, hoş geldin. Tamam. Bir tane daha alalım. Sülfüras dizel. Dizeli en başa koymayı düşünüyordum. Dizili buraya koyalım. Sen hangi renktin? Kırmızı. Kırmızı ile dizel koyalım. Bastığımız an dizel de buraya geliyor şu an. Bakın. Dizelimiz de geliyor. Lubrikantımızı da bir fluid cable daha yapalım. Zaten gelebileceği tek bir yer kaldı. Otuz kova gazelin 10 kova dizel çıkmış. Aynı miktardaki çalışma sonucu. Lubrikantımızı da sağ taraftaki yeşildendi sanırım, değil mi? Evet. Buradan da bunu aktar diyoruz. Lubrikant da buraya geliyor.
Tamam. Otomatik replicator kullansak mı acaba? Ne dersiniz? Buradaki şeyi bir yandan işleyelim. Gün çalışıyor. Replicator'ın faydaları neydi acaba? Görevlerde yazmış mıyım ben onu? Kesin yazmamıştım çünkü ben de bilmiyorum ne işe yaradığını. Replicator makine hızını 1.25 arttırabilirsin. Pump jack, excavator ve crusher'ı yağlanabilir makinelerdir. Bunları manuel ya da otomatik olarak yağlayabilirsin diyor. Nasıl kullanıyoruz bunu? Görevi ben yazdım ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Automated lubrikatör. Apply lubricant. Tamam. It must be attached, highlighted while holding a lubricator in your hand. Plantoyu doldurmuş bu arada. Tamam, otomatik lubrikatör bakalım bir. Lubrikatör makinenizi hızlandırıyor. Haberiniz olsun. Bir taneyle başlayalım. Hem de görevini yapmış oluruz. Lubricant can diyor. Onu da yapalım. Aksak görevimizmiş olsun. Elimize aldığımızda nereden bağlamamız gerektiğini söylüyor bize. Bunu buradan veriyormuşuz. Buna input yukarıdan. Tamam. Bol bol fluid pipe lazım. Kim gelmiş? Ripred gelmiş. Hoş gelmiş. Ripred bu işi çözmüş. Dönmüş okey. Vurmuş okey'i dışarı. Helal olsun. Yallah. Patek attı mı? Prime'a geçiş yapmış. Eyvallah. Şimdi teşekkür ederiz. Şöyle gideceğim bakayım inşallah talihsiz bir yere çıkmayız. Çok gitmişiz. Ne? Pump check bu. Devam ediyor. Sende bir şey yok benim. Sende lubrikant var değil mi? Tamam. Bir dakika, böyle bir şey gerek yok. Şuradan girsem bulurum. Hissediyorum. Burada. Neymiş? Yok, buraya bağlamam lazım. Lubrikatöre şimdi bir lever bağladığımızda çalışması lazım. Dediğim gibi tankların çıktı alması için Ege ne yapıyorsun ya? Lever verilmesi gerekiyor. Bakın şu an buraya pompalıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, lanet olsun ki bütün bir nesil lubrikant pompalıyor buraya. 8 kovayı aldı içine. Makineyi otomatikman lubrikantla yağlaması lazım bunun. Diye düşünüyorum. Yani bence öyle olmalı. Crusher'a da verelim bir tane lubrikatör. Sen nereden alıyormuşsun? Sen de buradan alıyormuşsun. Buna birazcık çok kablo gidecek. Aha, Ceren geliyor. Artık fluid pipe yapmaktan yorulduğumu fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu kadar çok fluid pipe herhalde benden başka kimse kullanmamıştır. Nerede görsem tanırım. Sanayi deniyorum bu. Eyvallah. Ender Tank ne kadar pahalı? Çok pahalı değil aslında. Ender Tank'ta da verebiliriz. Boru çekmeden. İsterseniz Ender Tank da aktaralım buraya. Ve koymaz yani. İstediği her şey bize zaten var.
Diamond'ımız da çok. Bunların önce tokalarına basalım. Ondan sonra die diyelim, bakalım ne var. Şu ortalarını biraz tane yeşil yapalım. Buna da versin. Bu da buna versin. Döndürelim. Enerjiyi tabii daha da hızlı kullanıyor galiba. Maşallah diyelim. Buna medium voltaj enerji üretmiyor. Bir tık 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 çalışıyor ama. Ha, tabii medium voltaj olduğu için. Şunu da çalıştırıyoruz ya bir yandan. Daha iyi bu arada. Enerjiyi çok harcamaz. Şu an bizim için daha verimli. Şunları da kapatalım. Tamam. Güzel. Lubrikant hallettik. Buradan bu arada görsel olarak da bakabiliyorsunuz. Sıkıntılardan biri bu gasolini burada nasıl depolayacağız onu bilmiyorum. Neyse uyuyalım. Sis çöktü havaya. Jeneratör. Hangi jeneratör var? Ha, portable jeneratör var değil mi? Immersive petroleum'un. Şeyde görünmüyor ya. Ben hep unutuyorum bunu ya. Şundan yapabilmişiz arkadaşlar. Low voltaj kapasitör istiyor. Evet. Ya gelme artık. Aa, evet şey açık, magnet çıkmış. Magneti göremiyorum. Artık ne olur gelme bak, bir şeyler açıyor durmadan. Hala geliyor. Vallahi geliyor hala bak, bayılacağım şimdi. Bak yığılacağım buraya, kaldırın beni yerden, tamam mı? İki tane yapalım bakalım. Jeneratör blok. Steel sheet metal. Electrum plate istiyor. Bir de kinetik dynamo istiyor. Kinetik dynamo hazır. 4 tane electrum plates. Kaç tane yapalım? 15. 23 tane yapalım. Buna ihtiyacımız yok bu arada. Bunu boşuna yapmışız. Pokemon Fire. Aleykümselam. Hoş geldin. Plus Fire Kebap. Hoş geldin. Magnet hemen saatlikten kapanıyor. Eline amaret yok. Aa çok iyiymiş lan. Teşekkür ederim. Güzel bir özellikmiş. Beni unutma. Yayın sonunda hatırlat bana. Şimdi hatırlatma onu. Şimdi var ya ben 14 defa unuturum. Ha bu bir tane istiyorum zaten. İkili yapalım bundan bakalım. Shift'le alıyoruz direkt bunu. Enerji çıkışını şöyle verelim. Redstone'lar buradan veriliyor. Bu gasolin yakıyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Bol bol lever yapacağız. Kaç üretiyorlar acaba? Fena üretmiyorlar gibi bu arada. Enerji meter yapalım mı? Enerji meter bakalım bunda çalışıyor mu? Böyle desteklemiyorsun. Bir de şöyle deneyelim.
Connected diyor. Ama çekmiyor. Bu inverse'de çok sıkıntılı çalışıyor bu enerji meter. Buna bir güncelleme gösterir keşke. Consumer diyelim. Yanında bir tane kapasitörüm var mı hiç? Bunda enerji sıkıntı. Neyse ya. Bir şekilde öğreniriz bir gün. Voltmetre mi vardı? Ne vardı? Bir şey vardı sanki. Üretim durdu. İçi doldu çünkü. Enerji dolu ya. Voltmetre mıydı? Evet. Anlamadım vallahi. Şöyle yapalım. Burayı da bir aydınlatmak lazım aslında, biliyor musun? Aşağıdan doğup doğup gelirler buraya. Şöyle yapalım. Sonra kapatalım burayı. Otomatik tırmanma biraz zorluklar yaratıyor bana. Max RF 256 RF mi? Vay be. No connector. Kabloya direkt bağla. He. Çok iyiymiş lan. 512 RF o zaman buradan biz tık tık kim oraya yollarız. Böyle ki sen buraya gel input, sen gireye buraya gel output. Yanlış yere bağladık. Ha, önce size bir... Lan niye her şeyi aynı yere bağlıyorum ben? Allah'ım ne olur yardım et bana. Çözdüm, çözdüm. Buraya hemen bir wall mount. Nerede? Wall mount'un içine bir adet relay. Medium voltaj herhalde 4 tane 5 tane kadar destekler şu an. Kablo bitti. Bunu direkt böyle yapsak peki destekler mi acaba? Bir daha deneyeceğim bakayım şansımı. Yukarıdan bu, arkadan output. Tamam, başardık. Transfer modda. Şu an bunu kablo gibi kullanabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Buradan ayarlayıp. Consume derseniz enerjiyi harcar. Şu an ikisi 506 RF üretiyor. İkisi 506 RF üretiyor. Çok da yavaş tüketiyor bunu. Jeneratör. Portable jeneratör yapalım. Beğendim. Hardı. İki tane daha yapalım. Hazır elimizde malzemesi varken. Evet, 1K RF. Ama tabii bunu şey yapmaya yetmiyor. Bunu beslemeye yetmiyor. Çünkü kablolarımız şey, low volt, medium voltaj. Medium voltajın idare edebileceğinden daha fazla şey veriyoruz. Üzücü olarak arkadaşlar galiba ölmeye hazır olalım artık. Artık vakit geldi gibi. Ne düşünüyorsunuz? Burayı
şey haline getirelim. Neydi onun adı? Mayın tarlası haline getirelim yine. Her yerde kırmızı kırmızı çizgiler olsun. İçeri intern olarak çevirir mi 4 tanesi? Vallahi çevirebilir de çevirmeyebilir de. Denemek lazım. Baksana şunun yarısından şey alamıyoruz. Bir deneyelim bakalım şimdi. High voltage'ı bağlayalım önce. High voltage'ın bu arada insülatörü yok. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Valla de istemeyerek istemeye valla kullanıyoruz. Insulating glass lazımmış. Bu ne? Iron dust. Bunu da bu arada bayağı hızlandırmış olduk. Daha çok enerji harcıyor ama daha hızlı çalışıyor. Daha güzel kablo. Stage atlayınca ne gelecek kablo? Xnet var gerçi. Xnet'ten başka şey yok. iki. 16 yapalım ya. Daha sonra bunu bir 8'li bundan bir de bundan yapalım. Sen sadece bunu çalıştırsan bunu ve bunları şöyle çalıştırsak nasıl olur? Değişik bir şey deneyeceğim ya. Ne yapıyorum be? Bu değil pardon. Konektör koydum oraya gidip. Kazma gibi. Bunda tabii high voltage yapmak lazım. Neymiş? İki tane alüminyum plate. Ya ne vuruyorsun ya? On altılı alüminyum plate yapalım. Bunlardan kurtulalım şimdilik. Wall mount'a da gerek yok. Wood fence'e de gerek yok. Bucket of lubricant. Bak az kalsın ölüyordum gördünüz mü? Allah değil lan. Böyle yapıp bir kıralım bunu. Şey düzelsin. Ha pardon bu altılı buna bağlıymış. High voltage kapasitörümüz de hazır. Burası output. Ya ne yapıyorsunuz? Sen buraya gireceksin. Sen buradan buraya gideceksin. Aa, bunlara medium voltaj destekleyemiyoruz. High voltaj. Anlık. Bayağı andaki oldu bu. Voltaj yapalım ya. Yapacak bir şey yok yani. Kullanamıyor zaten şeyi.
O beni biraz üzdü. Bir tane bundan koyalım. Bir tane de senden koyalım. Abicim çok karıştı ortalık. Sen gel. Stekleniyor musun? Stekleniyorsun. Güzel. Güzel. 1.1 K'yı çekiyor buradan. Yani 1K direkt gidiyor. Tamam, 1K mı kullanıyorsun ya? Valla iyi enerji kullanıyormuş bu. Nereden baksam. Bundan bir tane daha koysak halleder miyiz? Sanki bir tane daha çok gidecek bu sefer de şey ama. İçindeki birikmiş gidince bayağı hızlı azalmaya başlayacak. Ana, Burak öldü la. Ben ne zaman da saklıyordum burada. Burak için bir F alalım arkadaşlar. Yükseliyor ama birazdan azalacak. Şu an olduğu gibi. Bir daha kullanmamış bu arada. Bunu anladık. Şu an bayağı fazla üretiyor. Bu dolduğunda belki daha şey olur. Çok değişik şeyler oluyor. Allah. Yani buna giden elektrikte bir tık azalma mevcut. Buraya şey yaparız ya, burayı çöderiz. Buraya gerekirse tarlayı büyütürüz burada. Hallederiz yani.